Değerli dinleyicilerimiz, Cuma özel sohbet programında Ağustos ayının 10. gününde, Cuma gününde tekstil dershanesi katkılarıyla yine Sayın Şaşmaz hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumanız mübarek olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Ve yine bu hafta güzel bir konumuz var. Cuma özel sohbetinde mikrofon sizde hazırsanız. Allah razı olsun. Buyursunlar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Beşinci nükte, üç meseledir. Birinci mesele, asıl musibet ve muzır musibet dine gelen musibettir. Musibeti diniyeden her vakit dergah-ı ilahiyeye iltica etmek, feryat etmek gerektir. Şimdi neden böyle oluyor? İnsanların en çok sorduğu soru, niye böyle oluyor? Ayette diyor ki Cenab-ı Hak buyurmuş, insanın başına gelenler hep yaptıklarının neticesidir. Biz çoğunu da affederiz buyuruyor. Hep yaptıklarımızın neticesi. İnsan vicdanen kendine sorsa, ben buna müstehak oldum cevabını alır vicdanından. Vicdan hiçbir zaman yalan söylemez, yanlış söylemez. Demek insanın başına gelenlerde en başta kendi iradesi, kendi yaptıkları, kendi tercihleri var ki neyi ektiyse insan adeta onu biçiveriyor. Musibetlerde, belalarda, sıkıntılarda, bunlar şahsi olsun, toplumsal olsun. Mesela yağmursuzluk, kıtlık, ekonomik krizler, insanların içine düştükleri sıkıntılı haller, Allah muhafaza, şahsi olsun, nevi olsun. Evet, bu manevinin dışında hani insanlar genel anlamda maddi sıkıntılara da düşüyorlar ve bu maddi sıkıntılara düştüklerinde sanki kendilerini cezalandırılmış gibi hissediyorlar ama aslında öyle değil. Değil. Yani bunun değil, farklı bir yanı var hocam. Bu evet. Yana da biraz bakmak lazım. Bu bir imtihan aslında. Evet. Yani şu var, biz neyle imtihan olmamız gerekiyorsa Cenab-ı Hak bizi onunla imtihan ediyor. Evet. Yani şöyle düşünmek yanlış. Ya bunlar birer musibettir, beladır. Allah bizim cezamızı verdi. Biz de o cezayı çekiyoruz. İşte ben lanetlendim, ben şöyleyim, ben hayır, böyleyim. Hayır, hayır, hayır. Tamamen, tamamen. Yani şu mana çok ehemmiyetli. Cenab-ı Hak beni, benim sadakatimi, benim ona kulluğumu, onun benim hakkımda verdiği hükümlere karşı tavrımı adeta ölçüyor deniyor. Evet. Yani sizin. Ayette açıkça söylüyor, sizi diyor biraz malınızdan, biraz canınızdan imtihan edeceğiz diyor. Bazen vererek, bazen alarak. Geçen bir okulda öğrencilere sordum, dedim ki, size soruyorum dedim, Cenab-ı Hakk'ın vererek imtihanı mı zor, alarak imtihanı mı zor? Zenginlikle mi imtihan etse daha zor, fakirlikle imtihan etse mi zor? Baktım bir kısmı dediler, zenginlikle imtihan daha zor, bir kısmı dediler, fakirlikle imtihan daha zor. Şimdi madem bu imtihanın neticesinde ebedi hayatımızı, ahiretimizi kazanmaya geldik, öyleyse etrafınıza bakın dedim, her şeyi tıkırında olan insanlar mı daha çok Allah yoluna koşuyor, yoksa başında sıkıntı, başında musibet, başında hastalık, başında maddi değil mi, sıkıntılar olan insanlar mı daha çok Allah yoluna koşuyor? Öyleyse Cenab-ı Hakk'ın vererek imtihanı, alarak imtihanından belli ki daha zor. Öyle ya, var yani. Varken onu hayra kullanmak çok kolay değil. Adam mesela arabanın şeyi, deposu dolu. Bu arabanın kaza yapma ihtimali var. Bir de şoför acemi ise tamam. Bazen öyle oluyor ya. Evet. Toy, genç, aklı başında değil, babasından bir servet kalıyor. Bakıyorsun ne yapacağını şaşırıyor ya. Nereye düşüp kalkacağını şaşırıyor. Şimdi ona o mal, o servet nimet mi, musibet mi? Musibet. Yani biz şöyle düşünüyoruz.
nefsimizin hoşuna gidenlere nimet, hoşuna gitmeyenlere de musibet diye düşünüyoruz, değil mi? Evet, yani sıkıntıya düştüğümüzde diyoruz ki bu musibet hep bana oluyor, hep bana geliyor falan. Öyle halbuki mi? Öyle değil. Netice itibariyle bakmak gerekiyormuş. Yani benim bu nimet dediğim şey netice olarak, sonuç olarak beni Allah'a yaklaştırdı mı, ebedi hayatıma zarar mı verdi, yoksa beni Allah'tan mı uzaklaştırdı, ebedi hayatımı, değil mi, işte ebedi hayatımı ihya mı etti, yoksa ebedi hayatımı mahvetti mi diye, demek netice itibariyle bakmak gerekiyor. Yani bazen öyle diyor, hastalıklar, musibetler, belalar bazen diyor, bazı insanlar için nedir? Gerçekten beladır. Okumayı bilmezse, onun altındaki mesajı anlamazsa, idrak etmezse itiraz eder, isyan eder, daha büyük belaya düşer. Dünyasını kaybetmişken bir de ahiretini kaybeder üstüne. Anladım. Ama ehli iman için hepsi kar. Ayağına diyor iğne batsa, diken batsa onun bile ebedi mükafatı var diyor. Demek ki bu noktadan bakmak gerekiyor. Başımıza gelen, toplumun başına gelen, insanlığın başına gelen hadiselerde aslında işin bu tarafı da var. Hani Cenab-ı Hak verdiği zaman her şey güzel, itiraz yok, isyan yok. Ya Rabbi her hükmüne razıyız dedik ya. Öyleymiş. Biz ruhlar aleminde bela dedik ya, kalu bela. Ne zamandan beri Müslümansın diye soruyorlar bize, biz ne diyoruz? Kalu beladan beri. Yani o gün Cenab-ı Hak dedi ki bize, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de ne dedik? Bela dedik, söz verdik. Ha, şimdi bir gün bu mevzuyla alakalı ben anlatıyorum böyle. Üniversiteli bir genç dedi ki ben söz verdiğimi hatırlamıyorum dedi. Söz falan vermedim ben. Ben dedi, vermediğim sözden niye mesul olayım dedi. Doğru, mantıklı, sorduğu soru gayet güzel. Şimdi insan verdiği sözü niye hatırlamaz? Çok önemli bir nokta bu. Bir, hatırlamaması gerektiği için, ikincisi de gafletten. Şimdi eğer insan o gün verdiği sözü tam hatırlasaydı, bugün imtihan olmazdı, değil mi? Yani, imtihana gerek kalmaz. Şimdi Cenab-ı Hak ama hatırlatacak o kadar şeyler koymuş ki ortaya, verdiğimiz sözün kaç tane senedi var elimizde, kaç tane imzamız var, altına imza attığımız evraklar var, belgeler var. Nedir bunlar? Şimdi böyle bir vazifeye, insanlık gibi bir gayeye, Cenab-ı Hakk'ın her hükmüne razı olacağımıza dair verdiğimiz sözün delilleri var. Yani ne demek bu? İstidadımız, kabiliyetimiz, yaratılışımız bize yaratılış gayemizden, daha ruhlar alemindeyken verdiğimiz sözden haber veriyor. Şimdi herhangi bir makine veya diyelim elektrik süpürgesi. Bu süpürge yapılmadan önce neyi vardı bunun? Mühendisler oturdular, çizdiler değil mi? Projesini çizdiler. Tabii fizibilite yaptılar, baktılar ne oluyor, ne bitiyor. Her şeyini çizdiler, tek tek bütün parçaları çiziliyor. Şimdi daha varlık alemine çıkmadan, daha yapılmadan, üretime geçmeden önce neyi vardı? Projesi vardı. Yani proje demek ruhlar alemi demek. Daha proje safhasındayken bu makinenin ne iş yapacağı belli miydi? Daha makine, bak makine daha proje safhasındayken, hatta projeye geçmeden önce makineyi yapacak adamın niyetinde, kastında, hedefinde ne vardı? Süpürmek diye bir gaye vardı. Bu süpürmek vazifesini yerine getirmek için, süpürme işini icra etmek için ne yaptı? Bir makine tasarladı. Ama nasıl tasarladı? O makineyi tam o vazifeyi yapabilecek cihazlarla, aletlerle, sistemlerle tasarladı. Şöyle desek doğru olur mu? Bizim elektrik süpürgesi daha ruhlar alemindeyken, proje safhasındayken böyle bir vazifeye ne yaptı? Söz verdi. Sözünden döndüğü zaman ne yapıyoruz? Doğru alıyoruz, çöpe bırakıyoruz, değil mi? Aynen. Niye? Çünkü verdiği sözden döndü. Artık onun adı elektrik süpürgesi değil. Süpürge olmaktan da çıktı. Artık onun adı hurda. Bakın insan insanlıktan ne zaman çıkıyor? Verdiği sözden dönünce. Ha, verdiği söz nereden belli?
süpürgenin değil mi yapılışından, sisteminden, programlarından, vazifesi, verdiği söz, yapılış gayesi belliyse, insanın da yaratılışından, istidadından, daha dünyaya gönderilmeden bu insandan beklenen bir gaye var ki, bir vazife var ki, o vazifeyi yapabilecek şekilde bu insanı Cenab-ı Hak ne yapmış? Tam o vazife için dizayn etmiş. Kainatı bir sergi olarak açmış, o sergiyi dolaşacak, sergideki sanatları temaşa ve tefekkür edecek cihazlarla, aletlerle de insanı yaratmış, insanı donatmış. Bir gün birisi sordu bana, sence insanın yaratılış gayesi nedir dedi. Ben de kısaca hemen dedim ki, kainat kitabını okumaktır dedim. Ya dedi, siz halüsinasyon mu görüyorsunuz dedi. Ne kitabı dedi. Kainat kitabı mı benziyor? Kainat kitap değil ki. Denizler var, dereler var, dağlar var, yıldızlar var, canlılar var, cansızlar var. Bu neresi kitap? Dedim ki, astronomiyle ilgili yazılan kitaplar var mı? Var. Ne kadar var bunlar? Doğru. Kütüphaneler dolusu kitaplar var ya. NASA'nın araştırmaları var ki, içine girseniz ömrünüz yetmez. Şimdi bu kitaplar nereden yazıldı? Gökyüzünü inceleyip, uzayın derinliklerini inceleyip, bu kitaplar oradan yazıldı mı? Yani bu kitap, o kitaptan yazıldı. Şimdi oradan yazılan kitap olur da, o kitap olmaz mı? Mesela arı hakkında bir sürü araştırmalar var. Tıp hakkında, değil mi, kütüphaneler dolusu insanın vücudunu inceleyip de yazılmış kitaplar var. Bütün bu kitapların yazıldığına, bütün bu kitapların kopyalandığı, yazıldığı, menbaı ve kaynağı olan insan kitap değil mi ya? Kitap nedir? Kitabın kelime anlamı, manayı ifade eden yazılar topluluğu. Şimdi elma diye yazdık. Kaç tane harf? 4 harf değil mi? 4 harften yan yana dizdik, elma yazdık. Bir de yanına elma koyduk. Hangisi daha çok mana ifade ediyor? Öyle ya şimdi. Evet. Birisi yazı, öteki ne? Değil mi? Asıl yazı o. Aslı. Niye? Çünkü onda ne var? Bunda sadece söz var. Onda ne var? Koku var, tat var, renk var. Elmayı bütün derinliklerine kadar onda hissedebilirsiniz. Ha öyleyse şu kainat neymiş? Baştan sona manalarla dolu bir yazı, bir kitap. Değil mi? Bir hakikat. Öyleyse bu kainat kitabı ne için var? Her kitap muhatap için yazılır. Mesela diyelim dağda geziyorsunuz. Dağ başında koyun sürüsünün içinde bir tane kitap buldunuz. Elinize aldınız bu kitabı. Ya bu kitabı hangi koyun mu düşürdü dersiniz, yoksa hangi çoban düşürdü mü dersiniz? Ne demek? Yani kitabın muhatabı ancak kitaba muhatap olabilecek şuurda, akılda, izanda onu okuyabilecek vaziyette olan mahluktur. Şimdi öyleyse şu kainatı kitap şeklinde yazan, bu kitaba muhatap olarak insanı yaratmadıysa kimi yarattı? İnsandan başka bu kitabı okuyabilen, bu kitabın manalarını anlayabilen, kainattaki icraat-ı ilahiyeyi idrak edebilen başka bir mahluk var mı? Ha belli ki kainat kitabına muhatap olarak yaratılan da biziz. Muhatap bizmişiz. Eğer biz muhatap olamazsak bizi insanlık makamından ne yapar? Düşürür. Dolayısıyla galu belada ruhlar aleminde verdiğimiz sözden ne yapmış olduk? Vazgeçmiş olduk. Sözümüzden dönmüş olduk. Şimdi Allah'a verdiği sözden dönen bir insandan insanlara verdiği sözden dönmek, değil mi? Dönmeyi beklemek gayet nedir? Normaldir ya. Adam Allah'a verdiği sözden dönmüş. Sana verdiği sözden dönse çok mu ya? Cenab-ı Hak'la yaptığı ahdini, sözleşmesini bozmuş. Tek taraflı bozmuş ha. Sözleşme bazen iki taraflı, bazen tek taraflı bozulur. Allah aşkına Cenab-ı Hak bize verdiği sözün yerine getirmediği bir çeşidi var mı? Maşallah. Değil mi? Yaratmış. Yaratılışımızda ne ihtiyacımız varsa hepsini vermiş. Hepsini bizi donatmış. Sonra da yaşatmış.
yaşamımızın devamı için neye ihtiyacımız varsa hepsini de vermiş. Sözünde Rablığını, rububiyetini, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ifade ettiği Rablığını icraatıyla ortaya koymuş. Siz de diyor verdiğiniz sözde durun, ne yapın? Benim rububiyetime razı olun. Benim rububiyetime razı olmak demek, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine razı olmak demek, onun bizim hakkımızdaki takdirine ne yapmak? Değil mi? İtaat etmek. Bugün verdi, değil mi? İkram etti, zenginlik verdi, servet verdi, sağlık verdi. Onunla imtihan etti bizi. Bakayım kulum sağlık versem ne yapacak? Servet versem ne yapacak? Nasıl bir tavır sergileyecek? Şimdi bazen motor küçükse diyorlar ya kasa büyük, şase küçük. Ne yapmıyor? Çekmiyor. Şimdi bazen motor küçük, kasa büyük oluyor, çekemiyor. O kasa o motorun başına bela oluyor. Şimdi ruh küçük, iman küçük, dayanma gücü az, fakat Cenab-ı Hak bakıyorsun bir servet veriyor, adam yürüyüşü değişiyor, ne yapacağını şaşırıyor, çekemiyor onu. Aynen. Taşıyamıyor, karakterini değiştiriyor ya. Yok mu piyasada o kadar çok insan var? Adamın karakteri parayla değişiyor bak. Değişiyor. Tabii. Değişmeyen çok az insan var. Ha. Şimdi bunun için bu servet ne oldu? İmtihan ağır geldi ona, çekemedi. Evet. Ve imtihanı kaybetmeye sebep oldu. Parası olduğunda farklı tavır, parası olmadığında farklı tavır sergileyen ya. İnsanlar var. Bazen de Cenab-ı Hak alıveriyor. Değil mi, alıyor? Diyor ya o zaman hani verdiğimde iyiydi, hoştu. Ben size demedim mi diyor, biraz canınızdan, biraz malınızdan sizi imtihan edeceğim diye. Asıl mesele neymiş biliyor musun abi? Asıl mesele değişen şartlarda değişmeyen kul olabilmek. Aynen öyle. Şimdi kısa bir ara vereceğiz hocam. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Buyurun. Sevgili dinleyiciler, reklamlara gidiyoruz. Reklamlar sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.